Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lütfü ile birlikte Deadwalk isimli oyunu oynuyoruz. Şimdi Deadwalk isimli oyunu oynayacağız. Ancak arkadaşlar sizlere de birkaç tane hediyemiz var. Birkaç değil aslında, bayağı bir hediyemiz var. En başta şunu söyleyelim. Daha sonrası sürpriz olsun. Bu hediyelerden bir tanesi 4K televizyon, bir tanesi de iPad. Bu bilgiyi verelim. Değil mi? Güzel bir kampanya hazırladık aslında. Ki uzun zamandır ara vermiştik yani kampanyalara. Yaklaşık bir 2-3 aydır yapmıyoruz galiba. Aynen öyle. Güzel bir kampanyayla geri dönüş yapalım dedik. Yavaş yavaş sen oyunu anlatmaya başla istersen abi. Sen bayağıdır çılgınlar gibi bu oyunu oynuyorsun. Bir kasıyorum yani, bayağı bir oldu bir... Bayağı sardı seni. Bir ay falan. Ya ben strateji severim normalde abi. Hani hakikaten oynarım. Sever misin? Severim, gerçekten severim. En çok sevdiğin strateji oyunu hangisi? Abi Red Alert. Tekken 3 diyor. Hiçbir şey bilmiyorum aslında. Red Alert severim abi ya. Seriyi komple severim yani. Age of fazla... Bir tık geride mi kalıyor? Aynen, fazla dalmadım yani. Bir tık geride kalıyor yani. Az Red Alert da güzel oyun diye. Abi süper. Kaçta kaldın en son? Red Alert galiba 2'de. 2'de mi? Aynen ben de. Yuri'ye oynadım en son ve bitti. Neyse, boşu bırakalım tekrardan. Tamamdır. Arkadaşlar bu bir strateji oyunu. Ve bu oyunda bir kahramanımız var. Şöyle bir tıklayalım. Bir tane mi var kahraman? Ya birkaç tane. Toplamda totalde 5 tane kahraman yaratabiliyorsunuz. Ben 2 tane hatun yarattım bu zamana kadar. Bu taşıma sürecinde tabii daha kasacaktım ama taşıma süreci girdiği için de fazla kasamadım. Şu an 2 tane hatun bana yeterli, fazlası zarar diye düşünüyorum. Harem mi kurdun kendine orada? Aynen. Ya beş dersem kuracağım. Onu kasıyorum ama şu an. Neyse, şu an 2 tane kahramanım var gördüğünüz gibi. Burada çeşitli kahramanları böyle işte kilitli falan filan diyor gördüğünüz gibi. Buralara ekleyebiliyorsunuz. Altın mı veriyorsun peki bu kahramanları açmak için? Abi bunlar savaşman lazım sürekli, anladın mı? Yani belli bir seviyeye gelmen lazım. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık diğer kahramanları açabiliyorsun. Veya yanlış hatırlamıyorsam altına übersonik abonup da abi kahramanları açabiliyorsun. Para bayman lazım. Aynen. Ama şey güzelmiş hani, istersen para baymadan oyunda kasarak da bunları açabilme şansın olması iyiymiş. Şunu da söyleyeyim, oyunda eğer para baymadan ilerlemek istiyorsanız ciddi şekilde beklemeniz gerekiyor bazen. Atıyorum bir bina yapacaksınız veya herhangi bir kahraman alacaksınız. Bunun için bir gün falan veya iki gün sizi bekletebiliyor oyun. Ama bu tarz oyunların kaderi bu ya. Yani gerçek aynen. Bir şey yok yani. Adamlar da sonuçta ekmeğine bakıyor değil mi kardeşim yani. İstiyorsan bekle, yani sabırsızsan bas parayı diyor. Aç diyor yani, kafana göre diyor. Senin gibi fakirle mi uğraşacağız diyor yani. Yalan mı? Senin için demişler bunu galiba. Yok canım, ben bastım parayı. Daha doğrusu ben basmadım, şirket bastı. Şirket sırlarını ifşa etti. Ya et. Doğruyu söyleyelim yani, yalan mı? Bu ekranı kapatmadan önce... Kardeşim sen bırak bunları, bir oyunu göster lan bize. Niye göstermiyor şu tek tek ayrıntılı şekilde? Bir oyunu göster, bir oyun neymiş lan? Oyun bu bir işte, bak oyun ne bu? Bu. Al. Ne bu? Ne yapıyorsun şimdi burada bir zombi? Duruyorum, dövüştür duruyorum. Bakayım zombileri. Onu al. Street Fighter mı bu? Kapısından Tekken. Yok mu Edis? Abi şundan bahsedeyim madem öyle, oyunu söyleyeyim. Şimdi normalde buralar bomboş arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Şurada kullanılabilir yazıyor. Burası böyle arsa şeklinde abi. Tamam mı? Bir arsaya gelip de her strateji mantığında olduğu gibi mesela buraya tıkladık ya. Buraya çiftlik kurduk. Ondan sonra diğer yani arsaya... Çiftlik çıktı karşımıza yani. Ha? Bu çiftliklerden kaçamıyoruz galiba. Her yerde farm. Aynen. Bu çiftliği kurduktan sonra sana mesela su kanalı kurman söyleniyor. Ondan sonra metal üretici, ondan sonra benzin rafinerisi, toplama kampı falan filan. Yani her stratejinin oyununda olduğu gibi hepsi, bütün binalar birbiriyle bağlantılı abi. Tamam. Sen şu dışarıdaki düzeni kurduktan sonra şehrin içindekileri geliştirmeye başlıyorsun. İşte klon laboratuvarı, şehir duvarı, karargah, atölye, işte baraka, depo, nükleer çekirdek. Bunların sana bir şeyler veriyor sana. Tabii canım, aynen. Ya hepsi oyun içinde bir şeyler yapabilmeni sağlıyor. Yani zaten strateji oyununun genel mantığı bu. Tamam. Aynı mantıkla ilerliyor. Asker çıkarsana. Tabii. Anlatmayayım oğlum. Anlat. Gireyim onu anlamadım yani. Oğlum böcü gibi zombiler var. Onlar nerede? Bak şurada zombiler dolanıyor şu an abi. Ha. Şu an boş yapıyor bunlar burada. İstersen şöyle üstüne basarak bunları böyle eziktirebiliyorsun. Diye ses geliyor. Aynen ama bunların sana şu an hiçbir getirisi yok bildiğim kadarıyla. Ha, sadece öldürmüş oluyorsun. Aynen. Mesela bir şey bekliyorsun değil mi? Bir şeyin dolmasını bekliyorsun. Bir bina yaptın. Onu beklerken böyle ne yapayım diyorsun, boş yapayım diyorsun. Böyle eziyorsun bunları, kendini tatmin ediyorsun, mutlu oluyorsun. Eğer küçük mutluluklarla böyle şey olan bir insansan, hayatını idare eden bir insansan gayet güzel olabilir senin için. Bana yetebilir belki de. Bana da yetiyor şahsen. Sabahtan akşama kadar onlara basabilirim. Hiç oyuna şöyle köz bakarak yani. Şuradan arkadaşlar bu, ki ben ilk girdiğimde birazcık zorlanmıştım buna. Yani yerini tam bulamamıştım nasıl değiştireceğimi.
Halbuki ondan sonra birazcık salaklık ettiğimi anladım. Halbuki kolaymış. Aynen, bayağı kolaymış. Şehri şuradan değiştirebiliyorsunuz. Yani şehrinizin ismini buradan değiştirebiliyorsunuz. Senin burada şehrin var mı peki? Benim şehrim var, Webtekno şehri. Mesela ben şimdi gelsem akabiliyor mu senin oyununa? Tabii canım, beraber istersen aynen. Savaşabiliriz. Katılabilirsin yani. Aynen. O zaman sen oynuyor musun bunu, ben de gireyim. Tabii canım, gir istiyorsan ya, ne var Allah Allah. Başkaları da girebilir. Sen bana şey gönder, davet gönder. Ben o ara bir şey yapayım seni bir. Anladım. Şöyle bir seni bir tartayım iyice. Eğer benim şehrime katılmaya layık mısın değil misin bir göreyim yani. Takipçilerimiz katılabilir mi peki? Tabii ki de. Onlar her zaman layık ama senin açından düşünürüm yani. Vay be. Neyse millet, istiyorsanız siz de Efe'nin oyununa girip beraber Efe ile düşmanlara karşı omuz omuza mücadele edebilirsin. Sen bunu bayağı oynuyorsun. Ne gaz verdim be. Sen bunu bayağı oynuyorsun çünkü birader. Takılıyorum yani. Bu işte dedim ya, hani taşınma muhabbetinden dolayı pek el atamadım ama yine de böyle ince ince bakıyorum artık yani. Artık taşınmamıza göre bir bahanen kalmadı. Tabii canım, bunu oynayacaksın. Her türlü sürekli bunu oynayacağım. Devam. Şehir değiştirmek istiyorsanız, yani şehrinizin ismini değiştirmek istiyorsanız veya kullanıcı profil isminizi değiştirmek istiyorsanız şu yandaki tüye tıklıyorsunuz. Buradan herhangi bir isim şöyle koyuyorsunuz. Koyduktan sonra onaylaya basıyorsunuz. Onayladıktan sonra eğer ismi değiştirmek istiyorsanız sizden 999 altın istiyor abi. Bir mi diyor? Bir. Bir. Altın bir diyor. Yani ne kadar isim değiştirip de bu 1000 altını satın almak ne kadar mantıklı bilemem. Hani tamamıyla size kalmış bir şey ama. Biraz geliştikten sonra. Aynen, biraz geliştikten sonra hani böyle iyice artık palazlanırsın. Hani böyle şey yaparsın. Ne derler ona? Taş ne? Taş ne? İşte top. Top. Ha, toplanırsınız iyice. Yani kilolanırsınız. Ondan sonra isterseniz değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Abi üst tarafta altınlar görüyorum ben senin. 64.008. O ekmek abi. Ekmek? Aa, ekmekmiş lan, altın gibi gördüm burada. Altın sağ üst abi bak. 12.067 tane altınımız var. Tamam. O kısmı birazcık anlatır mısın bana? Abi bu taraf senin, nasıl söyleyeyim sana, depon abi. Kuru ekmekle mi besleniyorsun? Aa bak, suyun var 87.8, 133K, 36K, 27K. Bu para, bu neydi? Benzinin, metalin, suyun ve ekmeğin abi. Bunlar senin yani yaşamın için gerekli olan şeyler. Yani doğal olarak burası senin bir şehrin yani. Kuru ekmekle besleniyoruz. Yani ekmek yiyorsun abi. Suyun üzerine ekmek döküp yiyorsun güvercin gibi. Orada yani şehrin içinde sana gerekli olan şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Materyaller yani hepsi. Sen anlatıyorsun da benim aklım almıyor bunları. Niye? Ya bütün gün zombiyle dövüşen insan bir tavuk döner bir şey olur yani. Evet, buradan bu arada geliştiricilere seslendim kardeşim. Oyuna tavuk döner ekleyin. Tavuk döner artı ayran eklesin. Aynen. İşte su yerine de ayran olsun. Ama parasız olsun. Tabii onlar bedava. Aynen, yetim doysun, öksüz enerji doysun. Herkes doysun. Tamam, peki şu alt taraftaki hani keşif, meşif onlar ne abi? Neyi keşfediyoruz? Şimdi abi bu keşif senin kahramanının özelliklerini geliştirmene yarıyor abi. Hani şurada bizim işte kahramanımız var. Adı neydi, ismi neydi? Şöyle bakalım. İsmiyle şey yapalım, hitap edelim kendisiyle. Asya 3. Asya 3 nickname'i. Asya 3'ü geliştirmene yarıyor. Aynen. Yani nasıl oluyor bu? Keşfe tıklıyoruz. Asya 3'ü sen mi koydun peki? Öyle oldu galiba otomatik olarak, hatırlamıyorum ya. Benim. Asya 3 diye bir isim koy, ben koysam Lütfi koyarım ya. Teşekkür ederim. Bak kardeşim. Ezgi alt çizgi 22 falan. Ayça. Ayça 22. Neyse. Ben bunu 3. bölüme kadar kastım normalde. Siz tabii ilk açtığınızda, eğer ilk yeni başlayacaklar için söylüyorum. İlk 1. bölümden buna gireceksiniz. Bilmiyorum oynatacak mı şu an ama oynatıyor hala da. Şöyle ilerleyerek sağda solda böyle askerlerinizi götürerek... Zombi mi avlıyor? Şeyleri avlıyorsun. Şu ünlem işaretli olanlar yok mu? Ha. Onların üzerine gidiyorsun. Yani onlar bir tane. Bunlar zombiler çıkabiliyor veya böyle sana çeşitli malzemeler veren sandıklar çıkabiliyor. Ha. Ne idüğü belirsiz şeyler. Aynen. Yani burada genel olarak bu kahramanını geliştirmeye yarayan şeyler yapıyorsun. Savaştırıyorsun, ediyorsun bilmem ne, cart curt. Geri git abi. Aynen. Şuradan da kapatalım. Şimdi şurada görevlerimiz var arkadaşlar. Genel görevler, işte çeşitli seçenekler orada. Oyunu Facebook hesabına bağla falan. Kaynak alanından 50.000 yiyecek topla. Vesaire vesaire. Geliştiriciler, keşfet seçeneği, savaş seçenekleri falan filan var. Günlük olarak görev tıklayarak bilgi ödülü bakabilirsiniz falan filan bilmem ne. Burada da çeşitli görev hakkındaki bilgileri veriyor ve lig hakkındaki bilgileri burada size veriyor. Şey çok iyi zaten, hani oyun Türkçe, her şeyi cayır cayır anlayabiliyorsun. Aynen, o mükemmel abi. Kesinlikle akıp gidiyor. Yoksa yani. Yoksa sen böyle mal mal diye bakardın sanki. Ben mi? Evet. Neyse, öğelere tıklayalım. Öğelerden size çeşitli şeyler geliyor arkadaşlar. Mesela kaynaklardan 9000 para gelmiş. Bunu kullanabilirsiniz isterseniz. Ünlü işaretlerinden gelenler mi? Bunlar. Yok hayır, buradan abi şey, öğeler yazıyor ya, çanta var. Öğeleri tıkladığınız zaman... Mesela o ünlemden kazandığımız kutu buraya mı düşüyor?
Yok abi, burada kaynaklar abi. Sağdan soldan dediğim şehir dışındaki arsalara kurduğun yerler var aynen, ya. Aynen aynen tamam. Sağdan anladım. Soldan yani bütün kaynaklarından gelen şeyler işte. Onlara ihtiyacın varsa, para ihtiyacın varsa 9000, 4000, 2400 falan buradan toplaya toplaya bunları gidebiliyorsunuz. Hep böyle diyorsun. Hep yanlıyorsunuz yani. Materyaller var işte, evrim materyali falan filan, çarçut, akıllı çip. Evrim materyali ne yapıyor? Aynen bunu kullanabiliyorsun. İşte şeyini bak yazıyor abi. Rastgele bak, elde edebilmek için. Bak ekmekten dönere geçiş olabilir. Et döner. Bir kullan istersen. Kullanıyorum bakalım, et döner gelecek mi? At kafası geldi. Neyse, burada çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz yani, öğeleri tıkladıktan sonra çeşitli seçenekler. Evet abi, öğeleri de bitirdik. Şimdi şu mesaj kısmına bakalım. Size böyle sistem tarafından... Mesaj var. Aynen, sistem oğlum, tarafından çok çeşitli... Bir sesi vardı, hatırlıyor musun lan? Mesaj var, mesaj geldi, hatırlıyor musun o sesi? Yok, bilmiyorum. 30 John'larda falan var, çok güzel. Bulursak arkaya ekleyelim. Neyse. Kim yolluyor sana mesajları? Sistem tarafından gelen mesajlar ben var. Ben sana yollayamıyor mu? Ha? Ben sana yollayamıyor mu? Sen yollayabilirsin. Bak mesela Stasyan diye biri yollamış. Ktoroy'a adam demiş abi. Rus bir arkadaş. Kim var yakında diye yani. Kim yakında diye. Ha. Bir mesaj göndermiş. Daha fazla detay falan filan deyip. Burada sistemden gelen mesajlar vesaire vesaire. Bu raporlarınız var. Kayıtlı mesajlarınız. Veya gönderebileceğiniz bir mesaj yeri var. Yani başkalarına mesaj gönderebileceğiniz bir yeni yer var. Yeni mesaj deyip mesaj yazıyorsun. Aynen öyle ve... Lig sistemi var. Herhalde birçoğunuzun uğradığı veya uğramak istediği bir yer olacak kendisi. Şimdi bakıyorum, benim 53 tane üyem var burada. 66 kişi maksimum olabiliyorum. Adam i̇şte... mı topluyorsun lan? Ha? Adam mı topluyorsun? Vicdansız. Her türlü, her türlü kardeşim. Lan açacağım bir klan, en sonunda bitireceğim senin klanını. Nasıl bu kadar kendinden emin oluyorsun? Gerçi Web Tekno klanını bitirmem. Ha? Web Tekno klanı açtın sen değil mi? Aynen. O zaman dahil olurum. Dahil olursun. Aynen. Aynen, iyi. İsterseniz mallarınız var. Mallarınızı tıkladığınızda altın bağış yapabiliyorsunuz ve... Bana biraz versene. He? Bana biraz versene. Sana yok. Sana hiçbir şey yok artık. Ulan giderim alırım lan parasıyla. Nereden? Sen nereden aldın? Ne, saçma oldu değil mi? Nereden tamam. Evet. Aynen. Pardon, özür dilerim kardeşim. Neyse, burada şan puanı diye bir şey var. Şan puanınızı geliştiriyorsunuz burada. Şan puan mı? Şan puanı. Şan puanı. Şan puanı. Şan puanı geliştiriyorsunuz. Yani ne oluyor? Yani şan puan geliştirirse ne olur? Ünlü olursun. Şampuan gelişirse. Şampuan gelişirse saçların çıkabilir Efe. Bilmiyorum ne olur ama. Peki. Bu espriyi de içimde sindirdikten şampuan sonra. Şampuan diyorsun. Bir M ile söylüyorsun. Bir N ile söylüyorsun. Şampuanı. Şampuanı gelişirse ünlü olmuş olursun. Daha şanlı, daha şöhretli olmuş olursun. Yani. Şan yani. Böyle seni şey yapıyor orada. Neyli o taş? Top. Aklıma gelmiyor. Top. Toplu. Yine tekrar kilo almanıza sağlayan bir sistem bu. Oyun bunun üzerine kurulu herhalde. Kilo alma üzerine kurulu. Sürekli kilo oluyorsunuz oyunda. Fener o yüzden sana. Şurada tüyolar var. Hemen onu da göstereyim. Gösteremiyorum çünkü yanmıyor. Bu yansaydı, bunu tıklasaydık burada size gelen seçeneklerden böyle şeyleri seçebiliyordunuz. İşte çeşitli severiden hediye veya şunu mesajları yap, bunu falan. Yap, ha, gibisinden aynen. Böyle aynen, aynen. Şurada mesaj var. Dünyada böyle bakın, millet böyle birbirle yardırıyor. Merhaba Anna falan filan. Merhaba bir şeyler, Anna mı? Aynen. Yürüyor herhalde, birine yürüyor. İşte bir şeyler. Çek selam millet. Bildiğin. Aynen aynen. Dünyadan veya liginizden oyuncularla konuşabiliyorsunuz veya PM atabiliyorsunuz. Mesaj kısmını da bitirdik. Başka bari bir tane bina yap bari şuraya da. Bina yapayım. Heh. Yap. Toki yap oraya. Yapayım kardeşim. Buraya hemen sana bir tane çiftlik kurayım. Şöyle şey çiftliği... de var. Neyse, sen kurarken sorabilir miyim ben sorumu? Tabii sor. Şöyle inşaat dedik. Şimdi mesela sen bir klan kurdun. Zaten dünyayı zombiler ağzına tükürmüş dünyanın. Bir de bu klanlar kendi içinde bir savaşın, dünyanın iyice ağzına tükürelim diyor değil mi? Öyle bir olay aynen da var. Aynen abi, öyle bir şeylik var. Neden bu fitne yani. Fesat birader? Hani zaten hadi toplanıp zombileri karşı savaşsana. Zombi gelmiş zaten değil mi? Yani. %5 kalmışsın. Aynen. %95'i zombi olmuş dünyanın. Lan birleş git zombilere karşı savaş yani. Ben neden de bunu diğer klanlara çıkıyorsun yani? Böyle bu ip***lerin birader. Dizisinde de sürekli insanlar birbirini yiyip bitiriyor zombilere karşı savaşlar. Ben hiç anlamadım bunu yani. Efendim gibi takıldım birader. Aynen birader. Bir kardeş ol, bir beraber birlik ol ya. Yani git iki zombi avla gel. Aynen. Bir şeyler yap. Mesela. Kaynak bul kendine. Aynen abi. Kaynakları bu arada bulabiliyorsun haritada abi. Onları da göstereceğim. Hep beraber bulsalar daha iyi değil mi ya? Ya o da var. İsteyen diyor ki ben senin hazır bulmuş kaynağına çökerim diyor. Klasik doyumsuz şey işte birader. İnsanoğlu yani. Gıybet işte. Gıybet, gıybet böyle bir şey ya. Gıybet, hep gıybet. Lanet olsun. Aynen abi. Zombi virüsünü çıkartan oyuna lanet gelsin. Size lanet olsun. Kapat, devam et. Tamam, devam ediyorum. Nasıl saldıracağım ben peki? Dur oğlum, dur, şeyi kurduk hadi lan. Hadi tuttu ki gıybetim tuttu. Çiftliği kurdum gece bir dakika. Gece duramıyorum böyle, birine saldırmam lazım. Oğlum dur, çiftlik kurdum. Hadi kur. Onu kurdum. Tamam hadi. Çiftlik bitti 2-3 saniyede. Bunu geliştirmek istiyorsan. Çiftlik 2-3 saniyede bitti. Aynen.
Hemen kuru kurulumu bitti onun. Şimdi bitir diyor. Zombiler var. 2 saniyede çiftlik yapabiliyorsun. Ekmek suyuyla besleniyorsun. Aynen. Çok değişik bir dünya. Süper bence. Geliştirme zamanı var işte. 1 dakika 35 saniye falan filan bilmem ne. Geliştir diyorsun. Hı. Bunu beklemek zorundasın. Bunu beklemek istemiyorsan şimdi bitir VIP bedava. Ondan şey yapabiliyorsun. Faydalanabiliyorsun. Aynen ama bir süre sonra tabii o bitiyor abi. Bittiği zaman da tabii ki de ne yapıyorsun? Altın kullanıyorsun. Altın nasıl kullanıyorsun? Satın alıyorsun. Satın aldıktan sonra da tabii her zenginin olduğu gibi her yerde istediğiniz kadar ne yapabilirsin? Çiftlik yapabilir. Kesinlikle. Şimdi düz mantık. Kurma işlemleri diğer bütün binalar için aynı şey geçerli arkadaşlar. Geliştirme için de zaten şeyin üzerine gelip kurduğunuz herhangi bir binanın üzerine gelip şöyle tıklayıp geliştir demeniz yeterli. Şimdi şeyi göstereyim bu arada. Hemen işte bütün her şeyi kuruyorsunuz vesaire vesaire. Bütün size lazım olan şeyleri. Bütün her şeyi kurduktan sonra tabii sana oyunda lazım olacak şey baraka abi. Bu barakada senin askerlerin var. Şöyle bir tıklayalım barakaya. Tabii zombilerle savaşman lazım bir şekilde yani. Tabii canım aynen. Şimdi bu sana lazım olmasa bak gerekli olanlar yazıyor. Toplama kampı, işte mevcut seviye 16 falan, gerekli olan 17 falan filan bilmem ne. Sana neyin ne gerekli olduğunu zaten bütün oyun içerisinde sana yönlendiriyor. Senin ekstra böyle dili gibi sağa sola tıklayıp bir şey yapmana gerek yok. Yani şimdi senin ne yapman lazım? Şu an mesela bak, eğite geldik abi. Benim şu an neyim var? Benim şu an var ya, hiçbir şeyim yok ya. Zombiler gelse iyileştir var yani. Pardon. İyileştir. Bak 174 tane. Benim şu an hiç iyi askerim yok abi. Ben sana söyleyeyim, sen ulan yazık günahla. Aynen. Hiç iyi askerim yok şu an. En son savaşmıştım, bırakmıştım öyle abi. Zombilerin böyle kucağına atmışsın askerleri. Aynen. Şimdi şöyle iyileştir diyelim abi. Hepsini iyileştiriyorum ben bunların şu an. Helal sana. Hepsini şöyle bir iyileştirelim ki şu savaş modunu da gösterebilelim. Şöyle bir hepsini iyileştir. 365 var abi. Evet, hepsini iyileştirdik şimdi buradan arkadaşlar. Buradan hop şeye gelelim. Şimdi bu keşif işte hani ne yapıyor demiştin ya, bu keşif kısmı. Oraya bir gelelim. Keşif yaptığımız zaman fazla şöyle kastırmayalım hemen. Bölüm 1'e hemen buradan girelim. Girmeyelim. Çünkü size şunu göstereceğim. Buradan isterseniz bu seçtiğiniz askerleri eksiltip veya yerini çoğaltabiliyorsunuz. Yani bunları eksilttiniz mesela yerine başka bunlar bir... dediğin şöyle tıklayalım da orada da gözüksün. Şunu mesela, şu 14, 6, 5 yazan onları diyorsun değil mi? Aynen, aslında aynen. Şu sıralındakiler. Aynen, oraya sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz yani. Mesela şu an çarpıya basayım abi. Ekipleri seç diyor. Şu ekipleri seç dedikten sonra Asya 3 abi. Açmak, 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 açmak diyor. Hep açmak. Hep açmak diyor. Hiç kapatmak yok. Hiç kapatmak yok abi. Hep tamam, açmayı, aç o zaman. Açmanı istiyor. Şuraya mesela tıklayalım. Neyi seçelim abi? Şu onu komandoyu seç. Galiba. Aynen. Şu komandoyu seçelim. İşte tek menzile mesela 50 tane asker alayım bir menzile. Seç. Artı eksileri kolayca halledebilirim. Şöyle yapmak istiyorum ya, var mı? Şöyle illa ince ayar yapacağım yani. Sana ne? Seç. Şuradan buna da 73 tane atacağım ya. Şu arkaya da mesela kaç tane atalım? Şundan alalım. Herifin elinde değişik bir silah var. Minigun gibi bir şey. Şu arkaya da bunları yerleştirdik mesela. Oğlum ben bu silahla dünya üzerindeki bütün zombileri öldürebilirim tek başıma sanırım. Fena değil mi herifin tipine? Aynen. Onayla diyoruz. Onayla dedikten sonra bölüm 1'e... Savaş artık. Tıklıyoruz. Bölüm 1'e tıkladıktan sonra da zombi aramaya geçiyoruz. Bakalım karşımıza zombi. İlk gelene bir tane zombi var karşımızda. Saldır. Ne oldu şimdi? Çok fazla zombi yok ama şöyle bir ekran açılacak şimdi abi. He. Bununla ama kapışacak. Hiçbir şey yok yani bunda. Yani direkt bitti. İlk birinci bölüme girdiğim için bayağı kolay. Osurarak öldürdüm zombileri. Aynen abi. Buradan yani savaştıkça artık şeyinizin... kahramanınızın seviyesi artıyor vesaire vesaire. Herhalde her zombi sürüsünün yanında illa bir tane hediye oluyor mu böyle? Bir paket. Yok, hayır, hayır, hayır. O şu an şansa mı geldi? Aynen, o şansa geldi. Yani. Bağımsız bir yerlerde kafasına göre çıkıyor onlar. Peki zombi öldürmemin bana bir faydası var mı? Tabii canım, sen saldır. Şeye giriyorsun, savaşa giriyorsun. Sana her savaşta şey veriyor. Seviye veriyor abi. Bak şimdi bak, mesela bırakalım. Ya çeşitli şeyler veriyor sana. Sen biraz ama abarttın ya. Seviye 20 işte bak şeyin artıyor. Ne denir buna abi? Skill. Ha aynen, skillin artıyor abi. Kayıp yok falan filan bak. 33 şey falan kazandı abi. Deneyim bu? Diyelim. Aynen. Skill diyelim. Aynen artık. Aynen. Neyse. Onu kazandı, çıktık gittik şimdi. Savaş kısmı da böyle. Güzel savaştın bu arada, tebrik ederim. Eyvallah kardeşim. Bu yanda da çeşitli seçenekleriniz var. Şöyle en kullanışlı olan veya benim en sevdiğim şarkı feliği bedava, göstereyim. Bedava değil mi? Aynen. En sevdiğim. Aynen. Beni tanıyorsun kardeşim. Ne geldi inşallah at kafası çıkmaz. 30 dakika VIP ayrıcalığı. Uf yani şunu var ya, şu an deli gibi kullanabilirim ya. Sürekli böyle her şeyi arka arka basa basa geliştirebilirim. Neyse, genel olarak oyun böyle arkadaşlar. Şuradan da son kez size şeyi göstereyim. Harita kısmını göstereyim. Bu haritaya girdiğiniz zaman böyle komşunuzda neler var? Yani çevrenizde neler var? Onları... Çok büyük bir haritası var bu arada sanıyorum. Aynen.
Onları görebiliyorsunuz. İşte benim çevremde City diye bir yer var. Faraways var. Başka neler var? Şöyle gılbıp falan filan bir şey. Forbidden for bilmem ne falan filan. Bir şeyler. Şu hemen görmüşken onu söyleyeyim. Bu koruma var şu an bu şehirde. Onun üzerine saldıramıyorsunuz. Saldırsanız bile bir babalara geliyorsunuz. Dünya var. Aynen. Değil mi? Evet. Abi yani biz şu an şeyden çıktık, şehirden çıktık. Bir de dünyası var. Aynen abi. Yani. Bir de burada gezebiliyorsunuz böyle abi. Hani bu istediğiniz bir yere. Kendi şehrinin etrafına gıybeti verdin, bir de bütün dünyaya. Aynen vereceğim. Abi. Şuradan herhangi bir yere gidip böyle gıybet verip böyle saldırabilirsiniz yani. Neyse, bitti galiba anlatacakları. Yani pek fazla bir şey kalmadı. Bütün hemen hemen her şeyden bahsettik. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani genel olarak mantık, strateji mantığı. Biraz ayrıntılı bir oyun. Hakikaten şöyle bir sağını solunu da yani anlatmadığımız çok şey var. Anlatsak herhalde video 2-3 saati bulur. Klonlaması var, bilmem nesi var, cartı var, jurtu var, bir sürü özellik var içinde. Gerçekten detaylı düşünmüşler oyunu. Bu da yani bu detaylar da aslına bakarsan oyun içerisinde senin böyle çok fazla sıkılarak oynamamanı sağlıyor yani. Bir şekilde senin böyle vakit geçirmeni sağlıyor. Öyle söyleyeyim sana. Sağ solu kurcalarken vakit geçiyor. Tamamdır. Yani, bu kadar. Bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar oyunu artık ben de başlayacağım oynamaya. Güzelmiş hani sevdim diyebilirim. Çok fazla strateji oyunu bayılmasam da yine yolda her türlü vakit geçirtirim. Ya tabii canım aynen. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar kanalımıza. Gelin şöyle bir Enikon'u dünyayı dağıtalım diyorum. Ne dersin? Ben varım her zaman. Bu çılgın plana. İşimiz koy koy kardeşim biliyorsun. O zaman artık yavaş yavaş en merak edilen yerlerden birine gelelim. Tabii ki de hediyeler. Aynen. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şeyleri önce söyleyelim. Her zaman olduğu gibi ekranda bulunan adrese gidiyorsunuz ve oradan bir form dolduruyorsunuz. Arkadaşlar ancak bu formda oyun ID'nizin yani oyun kimliğinizin de olması lazım ki biz oradan hani oyunu oynayıp oynamadığınızı da kavrayabilelim. Aynen. Bunun yanında o formda işte mail adresiniz, telefon numaranız ve Facebook profilinizin linki olması lazım. Aynı zamanda bizim Facebook sayfamızda başa tutturduğumuz gönderiyi herkese açık şekilde paylaşmanız lazım. Burada herkese açık kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü siz formu doldururken kendi Facebook profilinizi veriyorsunuz ve biz oradan gönderiyi paylaşıp paylaşmadığınızı görebiliyoruz. Dediğim gibi herkese açık kısmına önem gösterin. Bundan çok fazla başı yanan arkadaş vardı. O yüzden bunu belirtmek istedik. Yani hani kazanıyor kimse arkadaşlar. Kimse üzülmesin yani kazandığı halde böyle. Kazanıyor abi. Facebook linkini vermiş ama biz gönderiyi paylaşıp paylaşmadığını göremediğimiz için maalesef onu elemek durumunda kalıyoruz. Böyle de acı bir şey oluyor. Neyse abi hediyelerimizden bahsedin istersen. Bahsedeyim şöyle notlarıma da hemen bakayım. Arkadaşlar 4K bir tane televizyon veriyoruz. LG marka 4K baboş, televizyon. Baboş. Vallahi onda akar bazı şeyler. Aynen. Artık neyin akacağını siz karar verirsiniz. Oyun diyelim. Akar ne akacak? Tabii canım. Her şey akar abi. Yani. Bir tane iPad veriyoruz arkadaşlar. 3 kişiye Samsung'un daha önce bizim de incelediğimiz kablosuz şarj cihazını veriyoruz. Bunun yanında 5 kişiye 16 GB'lık Kingston flash bellek, USB bellek ve 5 kişiye de Sony kulak içi kulaklık hediye ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödüllerimiz gayet bol ve kazanma şansınız muhtemelen daha yüksek. Yani tabii canım. Dediğim gibi form kısmında oyuncu kimliklerinizi, oyuncu ID'lerinizi belirtmeniz lazım. Bu arada oyunda ekranda gördüğünüz adreslerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Android ve iOS için linkler verdik. Ayrıca ekranda göremiyorsanız şu an hemen videonun altındaki açıklama kısmında indirme linkleri de bulunuyor. Bunu da belirtelim. Bu arada kampanya ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor Efeciğim? Aynen unutmadan bunu da söyleyeyim. Aynen. Kampanya videonun yayınlandığı tarihten itibaren başlıyor ve pazar gecesi ayın kaçıydı abi? 20. 20'si mi? 20'si işte saat 20 Eylül. 20 Eylül saat 23.59'da kampanya sona eriyor. Bundan aynen. Sonra artık katılsanız bile başvurunuz geçersiz sayılıyor. Fayda etmiyor. Aynen. Faydalar faydasız kalıyor. Aynen öyle. Dediğimiz gibi arkadaşlar paylaşım yapacağınız şey bizim Facebook'ta başa tutturduğumuz gönderi. Bu gönderiyi direkt herkese açık şekilde paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda formu dolduruyorsunuz. Katılmak oldukça basit. Bu kısımda hata yapmayın. Sonra kazanırsanız gerçekten sizin adınıza bizler de üzülmüş oluyoruz. Çünkü hak ettiğiniz bir şeyi size gönderememiş oluyoruz. Var mı başka demek istediğim bir şey? Vallahi benim yok. Senin var mı? Benim de yok. Aklınıza tamam. Takılan soru olursa arkadaşlar yine videonun altına mutlaka yorum olarak atın. Aynen. Belki aklımızdan çıkan bir şeyler vardır. Oyun hakkındaki yorumlarınızı da bekliyoruz. Mutlaka gelin bir klan kuralım. Hep beraber kapışalım diyorum. Like atmayı unutmayın aynı zamanda. Aynen. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bizi ekrandaki adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eyvallah.